Şu an biraz rüzgarlı, kusura bakmayın. Umarım sesim geliyordur. Bugün nereye geldik? Didim'e. Apollon Antik Kenti'ne geldik. Şimdi size tüm tarihini okudum, anlatacağım. Etrafı da göstereceğim. Gerçekten çok ilginç tarihi bulunmakta. Videomuza başlayacağız. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eksik diyeceğim yerler de varsa, eğer benden daha bilgili kişiler de varsa lütfen yorumları ekleyin. İsterseniz başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi antik kente geldik. Burada oteller bulunmakta, barlar bulunmakta. Şimdi içeri gireceğiz. Herhalde müze kartı olanlara ücretsiz, olmayanlara da 15 lira diye bir civarında bir tane ücreti bulunmakta. Gördüğünüz üzere burada çok güzel hediyelik eşya dükkanları var. İşte gördüğünüz üzere Apollon Antik Kenti Tapınağı diyebilirim. Şimdi kısaca giderken size bir tarihinden anlatayım. Didim aslında efsaneye göre şimdi biliyorsunuz Apollon Zeus'un oğlu ve Artemis'in ikiz kardeşi ve Didim de denilene göre ikiz kardeşten geliyormuş. Didim, Aydın'ın Didim ilçesi. Bura çok güzel bir yer. Eğer bizi tanımıyorsanız, biz Polonya'dan geldik buraya Sıla yoluyla. Burada küçük bir apartman dairesi, yazlık aldık. Onların videolarını da eklerim. Eğer izlemek isterseniz, kanalımı takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Ve öncelikle şunu demek istiyorum. Bu değerli vaktinizi harcayıp videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz burada halıcılar var, birçok kahveler var, turistler de çok burada. Gerçi pandemi döneminden dolayı az ama gene turistler çok. Şurada görüyorsunuz. Şimdi girişe gireceğiz. Saat 10'da açılıyor. Şu an saat 10. Şu an burası saat 10'da açılacak. Ve saat 10 zaten. Umarım açılmıştır pazar günü. Şimdi bakalım. Girmeye çalışacağız. Şimdi içeri girdik. Kişi başı 30 lira. Gördüğünüz üzere Apollon Antik Kenti. Şimdi kısaca gelin bir hikayesinden başlayalım. Sonra teker teker size her yeri göstereceğim zaten. Bura tapınak ve önceleri dedim normalde bir şehir statüsünde değilmiş. Buranın önemi gerçekten milattan önce 8000 yıl önce tapınaktan dolayı insanlar buraya geliyormuş ve şu an dünyanın en önemli, en ünlü 3 tapınağından biri burada. Burada şu gördüğünüz yer kahinatların bulunduğu yer. Oraya sadece rahipler giriyorlarmış ve ayrıca orada bir tane işte bu fay hattının geçtiği yerde bir tane volkan varmış. Oradan dumanlar yükseliyormuş ve orayı seçilen özel kahinler orada kafam buluyorlarmış artık ve rahipler girebiliyormuş ve orada işte devlet erkanları, büyükler işte savaşı kazanacağız mı gibisinden geleceği görmelerini istiyorlarmış. Şu an bu gördüğünüz kolonlar yıkıldı. 1400'lü 1500'lü yıllarda büyük deprem oldu ve yıkıldı maalesef ki. Şimdi buranın genel olarak milattan önce 8000 yılına kadar dayanıyor. Bunlar tapınak yapılıyor. Sonrasında Persler burayı işgal edince içeride göreceksiniz Apollon'un heykelini Persler kendi ülkelerine götürüyorlar, başkentlerine. Ve sonrasında İskender burayı aldıktan sonra Apollon heykelini buraya getiriyor. Ama tabii dediğim gibi deprem oluyor ve deprem sonrası burası yıkılıyor. Sonrasında da biliyorsunuz zaten Osmanlı işgal ediyor. Toprakları giriyor. Ondan sonra da bu yerlerin çok önemi kalmıyor Müslümanlığın gelmesiyle birlikte. Sadece tapınak tarihi eser olarak kalıyor. Şimdi görüyorsunuz burada birçok kolonların gelen kalan parçaları var. Hala buralarda sürekli kazı çalışmaları devam ediyor. Gerçekten tarihi çok ilginç. Görüyorsunuz işlemeler falan mükemmel. Şu işlemelere bakın ya, kaç sene evvel yapmışlar. Gördüğünüz üzere burada göreceksiniz kuyular var. Bunlar işte eskiden o dediğim volkandan çıkan dumanların gelmesiyle kahinler buradan ayinler yapıyorlarmış ve bildiğiniz şu güzelliğe bakın ya. Şu uygarlıkların yaptıklarına bakın. Bura bildiğiniz kapalı yermiş.
gördüğünüz her bir sütun o sütunun yüksekliğine çıkıyormuş. Görüyorsunuz. Mükemmel. Gerçekten hani resimlerde böyle sütunlar çok küçük gözüküyor ama şu an hani baktığımızda bir elim şu kadar, düşünün yani ne kadar büyük olduğuna kendiniz karar verin. Şimdi sizi en ünlü yerden götüreceğim. Şu kapı direkt tapınağın içine giriyor ve buraya sadece rahipler girebiliyor. Şimdi gördüğünüz bu kapıdan içeri giriyoruz. Dediğim gibi burada sadece rahipler girebiliyormuş. Şimdi kehanetlerin, Apollon heykelinin, tabi yok şu an, zamanında olduğu yerleri de göstereceğiz. Şimdi giriyoruz. Şimdi içeriye girdik. Şimdi görüyorsunuz burası. Bir de ayrıca bu aslında Apollon antik kenti. Normalde sadece buradan ibaret değil. 16 kilometrelik Didim'in başka bir yerine kadar uzunca bir yolu varmış. Ama tabii günümüzde sadece burası kalmış. Gördüğünüz üzere. Şu el işlemelerini de göstermek istiyorum. Ne kadar güzel el işlemeleri varmış. Dediğim gibi buraya sadece rahipler giriyormuş. Ve burada özellikle şimdi fotoğraf çekiliyorlar. Gelin şuradan birazcık daha tarihini okuyayım. Türkçe'de yazmışlar. Görüyorsunuz burası. Resimler o arkeolojinin başladığı zamanlar. Ne diyor? Çatıyla örtülü odalar yerine tapınağın sütunlu salonu oldukça büyük bir avluya çevrelenmiş. Sadece kehanet kaynağının kendisi çeşme yapısıyla sınırlandırılmış ve erken dönemde muhtemelen bu kaynak açıktaydı. İlk olarak M.Ö. 7. yüzyılda kerpiçten bir avlu duvarıyla sınırlandırılmış. Gördüğünüz üzere burada tarihi yazıyı okuyabilirsiniz ve asıl nasıl bir yerleşkesi olduğunu burada çizimlerle göstermişler. Şimdi gördüğünüz üzere o kahinlerin gelip o yer altından çıkan dumanla burada ayinlerini yaptı. Kafa buldu diyeyim artık. Yer burası. Şimdi burayı gösterebileceğim bilmiyorum. Gördüğünüz üzere bura kapanmış tarihle. Bilmiyorum görüyor musunuz? Karanlık biraz ama. Taşlarla örgülenmiş, kapanmış. Ve şu an bu kahinlerin burada ve sadece rahiplerin girebildiği yerde burada kehanetler söyleniyormuş. Açığa çıkıyormuş. Şu güzelliğe bakın. Ve burada şey nerede acaba? Apollon heykeli tam olarak neredeydi bilmiyorum. Videolarda izlemiştim. Apollon heykelinin bulunduğu bir yer varmış. O heykel şu an yok. Nerede olduğunu da tam işaretlememişler. Onun için tam bir şey diyemiyorum. Onun için kusura bakmayın ama ne yazık olmuş ya. Ne kadar güzel ve ne kadar detaylı işler yapmışlar burada. Ama büyük ihtimal bana geliyor ki heykel ortada durur. Ve Apollon heykeli büyük ihtimal buradaymış. Tabi İskender getirmiş buraya ama sonrasında depremden sonra yıkılmış. Benim genel olarak hani bildiğim tarihi bu. Bilmiyorum benim eksik kaldığım ya da eklemeniz istediğiniz bir yer varsa mutlaka yorumlara yazın. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırıp bu videoyu izlediğiniz için. Hem benim için çok güzel bir öğrenim oldu. Hem de sizi umarım yararlı bir video çekebilmişimdir. Şu güzelliklere bakın ya. Gelin şuradan da çıkalım. Burada aynı kapı olması lazım. Birisi giriş, birisi çıkış olması lazım. Eşimle geldik. Eşim de bilmiyorsanız eşim Polonyalı. Biz Polonya'da yaşıyoruz arkadaşlar. Zaman buldukça Türkiye'mize gelmeyi, gezmediğimiz yerleri gezmeye çalışıyoruz. Eğer takip ediyorsanız Şirince Köyü'ne gittik, Efes Antik Kenti'ne gittik. Oraları da bakabilirsiniz. Şu güzelliklere bakın ya, süper.
Gerçekten tek kelimeyle süper. Sütunların büyüklüğü, el işlemeleri gerçekten mükemmel. Eşime de Türkçe öğretiyorum. Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Lütfen takip edin. Beğendiyseniz beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.